Şahane İstanbul'a hoş geldiniz. Bugün farklı bir programla sizlerle birlikte olacağız. Grand Pera'dayız. Beyoğlu'nda Eski Emek Sineması'nda. Bugün güzel bir defile izleyeceğiz hep beraber. Tuğba Ergin'e ait tasarımlar. Evet, fazla vakit kaybetmeyelim. Defile başlamak üzere. Mercedes Fashion Week 9. İstanbul Moda Haftası ve sonbahar kış kreasyonlarını göreceğiz. İyi seyirler diliyorum. İzleyeceğiniz muhteşem defilenin tasarımcısı yanımızda Tuğba Ergin. Zaten daha önce onun tasarımlarını sizlerle buluşturmuştuk. Avrasya Ekonomi Zirvesi gala açılışındaydı. Merhaba, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Gayet heyecanlı. Heyecanlı. Her zaman olduğu gibi. 10. defilem herhalde ama heyecan aynı şekilde duruyor. Yorgun görünüyorsunuz. Biraz da yorgun, evet. Çok yoğun bir tempodan. Evet, çok yoğun bir tempodan çıktık. Aynen öyle. Bayağı bir telaş var şu anda. Kulis heyecanı ve ritmi bambaşka bir şey tabii. Bugünkü tasarımınızın temasını, hazırlığını merak ediyorum ben. Neleri göz önüne aldınız? Geçen Avrasya Ekonomi Zirvesi'ndeki tamamen doğal ürünlere dayalı güzel bir defileydi. Bugün için neler göreceğiz? Doğal ürünler, yani doğal malzemeler benim zaten vazgeçemediğim bir nokta. Malzeme konusunda yine daha doğal elyaflarla tekstür oyunları, yakma kadifelerden ipeklere geniş bir range'imiz var. 2017 yaz koleksiyonu, kütür koleksiyonu gösteriyorum ilk defa. Dolayısıyla bu defile özellikle benim için çok özel. Normalde daha çok günlük giyime yönelirken ilk defa gece giyimine yönelik bir koleksiyon hazırladım. 30 parçadan oluşan ve sadece elbiseden oluşan bir koleksiyon. Renkler nasıl? Çok renkli. Tabii ki siyah ve beyaz vazgeçemediklerimiz. Ayrı ayrı ve beraber olarak da kullanılıyor. Metaliklerde hem gümüş hem açık altın rengi hem de rose gold dediğimiz pembe altın rengini kullandık. Onun haricinde mor, haki, safran, mercan gibi renklerimiz var. Oldukça renkli ve yazı kucaklayan bir koleksiyon. Oturan modeller mi Tuban? Daha dökümlü, bol kumaşlı. Vücudu takip eden modeller de var. Aynı zamanda volümlü, oversize dediğimiz formlara da rastlıyoruz. Peki sonbahar kış moda hakkında bize neler söyleyeceksiniz? Sevgili izleyicilerimizle paylaşalım. Hangi sonbahar kış diye bunu sormam. Bir 2017 tabii ki, yani 2000, önümüzdeki dönemde. 2017-2018 sonbahar kış koleksiyonunu bitireli bizim yaklaşık bir 2-3 ay oluyor. Onun defilesini de geçenlerde yapmıştık. Orada da yine benim kendi tarzımı yansıttığım bir koleksiyonum oldu. Biraz neopunk detaylar daha günlük giyimle karıştı. Antrasit tonları, hakiler, siyahlar, bunlar benim hiç vazgeçemediğim renkler. Bunların içlerine bordolar, safranlar gibi alternatif renkler girdi. Evet, model olarak neler olacak? Hani daha önceki dönemlerde biraz daha hatlara yapışan, şimdi daha dökümlü, birazcık daha bol modeller mi öne çıkıyor acaba? Genel olarak volüme doğru bir gidiş var, uzun zamandır var. Bunu karışık da kullanabilirsiniz, alt üst, hani birinde daha skinny, üstte mesela daha volümlü formlara yönelebilirsiniz ya da tam tersi de olabilir. Ama genel gidişat o yönde gibi görünüyor. Evet. Gelecekte farklı bir şeyler tasarlayacak mısınız? Branşınız gerçi çok çok oturmuş, çok çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Sevgili izleyiciler, İtalya'da bile Türkiye'deki 7 en iyi tasarımcıdan birisi seçildi arkadaşımız. Farklı tasarımlarınız olacak mı ileride? Farklılık benim için vazgeçilmez bir şey. Sürekli onun peşindeyim zaten. Yeni projeler var, gelecek. Geldiğinde de sizleri haberdar edeceğiz muhakkak. Teşekkür ederim. Yoğun telaş içeride, biraz sonra defile başlayacak. Çok Tuğba Ergin tasarımını göreceğiz bugün. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Seyirciler, Türkiye'nin en büyük koreograflarından biri yanımda şu anda. Uluslararası çalışan ve Türkiye'de de muhteşem işler çıkaran hem organizatör aynı zamanda koreograf. Evet, Yasin Soy bizlerle birlikte. Diğer daha önceki buluşturduğum defilelerin de aynı zamanda koreografiydi kendisi. Yasin Soy, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Siz de hoş geldiniz. İyiyiz valla. Şöyle yaklaşayım mikrofonla. Moda haftasının son günündeyiz. Yoğun bir hafta geçti ama çok da yorulduk diyemem. Çok keyifliydi onun enerjisiyle herhalde. Çok faydalı, çok güzel. Bu tarihi atmosferde harika bir iş oldu ülke adına. Biz de kendi mesleğimizle görevimizi yaptık.
Evet, harika. Farklı bir ortamdayız sevgili izleyiciler. Grand Pera'da derinliği belki fark etmişsinizdir. Oda açılmış koridor. Burada izleyiciler olacaklar değil mi? Tabii, burası çok eski bir yapı. Yeniden tadilat gördü ve ilk defa Fashion Week'le herkes burayı tekrar buluştu. 7-8 odamız var ve bu tüm odalardan modellerimiz güzel bir yürüyüş yapacak. Görsel olarak da çok farklı bir atmosfer oluşmuş durumda. Aslında yaygın değil mi? Yani ben şu anda girerken içeri mankenler yürüyordu, dükkanlar var. Bayağı geniş bir satıhta değil mi? Yani şöyle, 3 alan var. Bir eski Emek Sineması'nın yeni yeri. Onun dışında bulunduğumuz alan ve stüdyo alanlarında 3 alan var. Tasarımcılar kendi isteklerine göre seçtiği mekanlarda kendi konseptlerine göre sahnelemelerini yaptılar. Yani büyük bir alana yayılma derken bu 3 alanda güzel bir buluşma oldu. Evet. Peki bu koreografı nasıl hazırladınız? Neleri amaçladınız? Temanız nasıl oldu bugün için? Şöyle, işte 5 tasarımcı yaptık biz. Özlem Süer, Nihan Peker, bugün son defileyle Tuğba Ergin, Cihan Nacar ve Burça Bekrek. Her biri ayrı bir tabii ki tarzı, konsepti olan tasarımcılar. Müziklerinden koleksiyona kadar hepsi çok farklıydı ama hepsi bu mekanda oldu. Ve bu mekan o kadar oturdu ve yakıştı ki, yani her türlü konsepti kaldırabilecek bir mekan. Aslında merkez gibi değil mi? İstiklal Caddesi, yani Türkiye'nin ilk moda merkezi gibi bir şey. İlk dükkanların olduğu değil mi satış? Yani tabii o bir başka bir bakış açısı. Yani ticaretin döndüğü çok eski mekanlardan birisi ama tekstil ve tasarım hani ülkenin dokusuyla, tarihiyle buluştuğunda daha bir değerli, daha farklı bir görsel çıkıyor ortaya. İstanbul'da birçok tarihi dokular, mekanlar var. Hemen hemen her birinde yapıldı bu sonuçta ama Fashion Week ilk defa tarihi bir dokuyla buluştu. Görseller çok daha farklı olacak. Zorlandınız mı peki? Yani böyle bir ortamda? Yani tabii tarihi mekanların kuralları, yapamayacağınız, dokunamayacağınız birçok şey var. Dolayısıyla o bulunduğunuz mekana göre hareket etmek zorundasınız. Hani bazı şeyleri tabii ki yapamadık ama bu bir şeyi değiştirmedi. Sonuç aynı. 4 gündür devam ediyor dediniz. İkinci gününde satışlar da olmuş değil mi? Pop-up dükkanlarda yani tasarımcıların. Tabii bir bu storlarda tasarımcılarla alıcılar buluştu. İyi bir buluşma olduğunu söylüyor tasarımcılar. Bu tip organizasyonlar daha da olmalı. Hatta hiç bitmemeli diye düşünüyorum. Evet. Peki bir koreograf hazırlarken nelerden esinlenirsiniz? Yani dışarıdaki koreograflar, ünlü koreografları mı takip edersiniz? Sosyal olaylar mı etkiler? Nasıl bir temalar bulursunuz? Neler düşünürsünüz? Yani bir defile öncesinde hazırlık aşamanızı merak ediyorum. Şöyle, başkalarının bizi takip etmesini sağlayacak şeyler düşünürüz. Dolayısıyla kendi özümüzde olan birçok doku, değer, birçok şey var. Ama hani moda ve tasarım öyle değil. Dünyayla yani global bir şekilde entegre hareket ediyor. Dolayısıyla onun ülkesi menşei olmuyor artık. Yani Türkiye Avrupa'yla birlikte uyum içinde hareket ediyor. Tasarımları da öyle. Hani biz tasarımcının esinlendiği, oluşturduğu tasarımların ruhunu sahneliyoruz. Yani bizim esin kaynağımız aslında o. Dekorundan müziğine kadar tamamen tasarımcıyı en iyi şekilde ifade etmesini, ne yapmak istediğini göstermek bizim görevimiz. Önce oturup tasarımcıyla detaylı konuşuyorsunuz. Neler istediğini mi algılamaya çalışıyorsunuz? Tasarımcılar yapacağı her şeyi zaten tasarım, çizim olarak bize sunuyorlar. Biz de neler katabiliriz? Yani yürüyüşünden müziğine kadar bütün fikirlerimizle onu en iyi şekilde anladığımızda zaten izleyen de ne yapılmak istediğini anlamış oluyor.
Kaç mankenimiz var bugün? Kalabalıklar mı? 25 modelimiz var. Yerli mankenlerimiz de var mı? Yabancılar mı? Var. Mr. Urki güzellerimizden. Aa, inanmıyorum. Şurada bir nokta koyalım. Sevgili izleyiciler, Mr. Urki organizasyonunda da görevli arkadaşımız. Koreograflarını yapıyor değil mi? Zor işlerin içindesiniz aslında. Kolay olsa herkes yapar herhalde. Zor işleri seviyoruz. Daha ulaşılmaz oluyorlar. Onun hakkında verdiğimizi düşünüyorum. Bugün de Türkiye güzellerimiz de defileye çıkacaklar. Güzel bir iş olacağını düşünüyorum. Black Swan diye bir şirketiniz de var sizin. Hem casting değil mi? Neler söyleyeceksiniz? Yani o ayrı bir kulvar bizim için. İşte Miss Turkey yarışmasından sonra resmi ajansı olduk Can Sandıkçıoğlu'yla. Birçok başrol oyuncumuz oldu şu anda. O işte güzel gidiyor bakalım. Dizilerde mi rol alıyor? Tabii tabii, dizi, sinema. O da ayrı bir sektör. Sanatçı yetiştiriyorsunuz aynı zamanda. Oyuncularımız var. Öyle devam ediyor. Peki gelelim size, özel anlarınızda, boş zamanlarınızda neler yapmaktan hoşlanırsınız? Sürekli modayı mı takip edersiniz, farklı spora mı veya günlük neler yaparsınız? Boş zamanlarımda çocuklarımla geçiriyorum. Pek de boş vakit kalmıyor zaten. Onlar beni yeniden yeniliyorlar. Çok güler yüzlü, sıcak bir baba mısınız? İlişkili misiniz onlarla? Kesinlikle öyleyim. Çünkü onlar da öyleler. Dolayısıyla o ayrı bir dünya. Sevgili izleyiciler, defile başlayacak. Hazırlıklar artık son safhasında. Yani. Evet, ben sizi serbest bırakmak istiyorum. Gözümün içine bakıyor daha fazla soru sorma diye. Başarılar diliyorum. Yasin Soy bugünkü defilemizin koreografı efendim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum tekrar bizi ağırladığınız için. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, güzel güzel müzikler eşliğinde programımızın sonuna geldik. Evet, Tuğba Ergin'in tasarımları var arkamda, görüyorsunuz şu anda. Harika bir defile programıydı gerçekten. Buradaki bütün defile programlarındaki tasarımcıların küçük küçük dükkanlar oluşturulmuş, tasarımları mevcut. İnsanlar defileden çıkınca bu tasarımlara göz gezdirip satın alabiliyorlar. Farklı bir gösteriyle sizlerle birlikte olduk bugün. Grand Pera'dan seslendik. Güzel bir defile programıyla haftaya farklı bir sanat dalında sizlerle birlikte olmaktan mutlu olacağım. Bizleri sosyal medya sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Facebook sayfamız Sahne İstanbul KRT TV, Instagram sayfamız Nedret Avşar, YouTube Nedret Avşar. Haftaya görüşmek üzere. Yüzünüzden gülücükler. Hayatınızdan sanatı eksik olmasın. Hoşçakalın.